Herkese merhabalar. Değerli öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlerle birlikte matematik sınavı öncesinde güzel bir hazırlık çalışması yapacağız ve sınavda çıkabilecek tarzda örnek sorular çözeceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. Evet, bu kısımda bazı ifadeler verilmiş. Doğruysa başına D, yanlışsa Y yazıyoruz. Birincisine baktık. Basit kesirlerin payı paydasından küçüktür. Evet, ifademiz doğru. Mesela 1 bölü 2 veya 2 bölü 5. Bakın bunların payı paydasından küçük. Nedir bunlar? Basit kesirdir. Bileşik kesirlerde ise pay paydadan daha büyük oluyordu veya pay paydaya eşit olabiliyordu. Bunu da unutmuyoruz. Geçiyorum 2'ye. En küçük asal sayı 1'dir demiş. Aman dikkat en küçük asal sayı 1 değildir. Kaçtır gençler? Tabii ki 2'dir. Bu yüzden ikinci ifade yanlış oldu. İki basamaklı en küçük negatif tam sayı eksi 10'dur diyor. Yine çok çok dikkatli olunması gereken bir ifade. Biz ne biliyoruz? Negatif tam sayılar sıfıra yaklaştıkça büyüyor. Dolayısıyla eksi 10 iki basamaklı en küçük değil en büyük negatif tam sayıdır. İki basamaklı en küçük negatif tam sayı ise kaç olacaktır? Eksi 99 olacaktır. İfademiz yanlış oldu. Boş küme iki şekilde gösteriliyor. Bu birincisi, bu da ikincisi. Yani ifademiz doğrudur. 200 lira gider ifadesi artı 200 şeklinde gösterilir demiş. Hayır bakın gider diyor. Eğer gelir deseydi artı 200 olarak yazardık. Fakat gider dediği için yani bizden gitti kaybettik. Ne yazacağım? Eksi 200 yazacağım. İfadeye yanlış diyeceğim ve diğer kısma uçacağım. Evet bir işlem verilmiş bunun sonucu bizlere soruluyor. İsterseniz buradaki üstlü ifadeleri tek tek ayrı ayrı beraberce bulalım. Mesela 3 üssü 2 veya 3'ün karesi olarak bunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar bu nasıl yazıyoruz 3'ün karesini? Bu şu anlama geliyor. 2 tane 3 yaz ve bunları çarp. Yani 2 çarpı 3 6 demeyeceğiz. 2 tane 3 yazacağız ve bunları çarpacağız. 3 kere 3 burası 9'dur. Aynı mantıkla mesela 2 üssü 1 var. Bu zaten kendisi 2 diyebilirsiniz. Başka ne var? 2'nin 3. kuvveti var. Veya 2'nin küpü diyebiliyoruz buna. Arkadaşlar bu nasıl yazacağım? 3 tane 2 bakın 1, 2, 3 tane 2 yazdım. Şimdi bunları çarpıyorum. Yani 2 çarpı 3, 6 demiyorum. Kaç yazıyor kuvvette? 3 yazıyor. O zaman 3 tane 2 yazdım. Şimdi bunları tek tek çarpacağım. 2 çarpı 2, 4. 4 çarpı 2, bakın burası 8 geldi. 2'nin karesi nedir? 2 i̇ki tane 2 yaz ve çarp. 2 çarpı 2, bu 4'tür. Bir 5'in sıfırıncı kuvveti var. Bu da zaten 1'e eşit olacak. Bundan sonrası artık oldukça kolay. Ne yapacaksın? İşlem önceliğine çok çok dikkat edeceksin. Doğrudan toplamayı veya çıkarma yapamazsın. Bakın burada çarpma ve bölme işlemleri var. 4 çarpı 2'nin birinci kuvvetini görüyorum. Veya 2'nin küpü bölü 2'nin karesini görüyorum. Ne yapacaksın? Bunları kendi arasında önce halledeceksin. Ardından toplamaya ve çıkarmaya geçmiş olacaksın. Arkadaşlar 3'ün karesini sağ tarafta 9 olarak bulmuştuk zaten. Bunu yazdım. Artı diyorum. Devamında 4 demiyorum. Neden? Çünkü burada bir çarpma işlemi var. Bakın burada 4 çarpı 2'yi kendi arasında halledeceğim. 4 çarpı 2 8'dir. Yani şu kısma 8 yazdım. Devamında artıyı gördüm. Artı 8 demiyorum. 2'nin küpü 8 bunu yazıyorum. Bölü 2'nin karesi 4 bunu yazıyorum. Bölme işlemini önce yapıyorum. 8'i 4'e böl 2. Bakın burası da 2 olarak geldi. Devamında eksi var. 5 üssü 0 nedir? 1'dir zaten. Onun yerine de 1 yazdım. Artık mesele benim için bitmiştir. 9 8 daha 17. 2 daha 19. 1 çıkartın. Sonucumuz 18 olarak bulunacaktır. Diğer sorumuz yine bir işlem verilmiş. Bunun sonucu bizlere sorulmuş. Şöyle baktığımızda paydaların farklı olduğunu görüyoruz. Ne yapacağız? Toplama veya çıkarma yapmak istiyorsak paydaları eşitleyeceğiz. Paydalarda 8 var, 3 var, 6 var. Gençler bunları kaçta buluşturabiliriz? Tabii ki 24'te. O zaman birincisini 3 ile, ikincisini 8 ile, üçüncüsünü 4 ile genişletiyorum. Düzenleyelim. 3 çarpı 4 12. Bunu pay kısmına yazdın. Bölü 3 çarpı 8 24. Bunu da paydaya yazdın. Arada artı var. 8 çarpı 2 16. Bölü 8 çarpı 3 24. Eksiği yazdım. 4 kere 1 4 bölü 4 kere 6 24. Artık paydalar eşit. O zaman doğrudan payda kısmına 24 yazdım. Sonra da arkadaşlar pay kısmındaki sayıları kendi arasında işleme tabi tutacaksın. Yani 12, 16 daha 28, 4 çıktı. Ne diyeceksin? 24 diyeceksin. Süper bir sonuç. 24 bölü 24 nedir? Bu da arkadaşlar 1'e eşittir. Cevabımız 1 olacaktır. Devam edelim. Yine bir işlem verilmiş. Bunun sonucu bizlere sorulmuş. Kesirli sayılardan bol bol soru gelecektir. Arkadaşlar soruya baktığımızda 2 tam 1 bölü 5 artı 3 bölü 4 demiş. İsterseniz öncelikle birinci sayıyı bileşik kesir olarak yazalım. İşimiz daha kolay olacaktır. Ne yapıyorum? Paydada yazan sayıyı tam kısımla çarpıyorum. Üzerine pay kısmında yazan sayıyı ekliyorum. Yani 5 kere 2 10. Bir daha 11. 11 sayısını pay kısmına yazın. Bölü Paydayı aynen al. Ne yazıyor paydada? 5 yazıyor. Yani buraya 5'i yaz olayı bitir. Artı devamında 3 bölü 4 var. Gerisi gayet kolay olacak bizim için. Bunu 4 ile genişlet. Bunu da 5 ile. Düzenliyorum. 4 kere 11 44 geldi. Bölü 4 kere 5 20 geldi. Artı 5 kere 3 15 geldi. Bölü 5 kere 4 20 geldi. Paydalar eşit artık doğrudan 20 yaz. Pay kısımlarını topla. 44 15 daha 59 yapacaktır. Sadeleştirme yok. O zaman sonucumuz 59 bölü 20 olacaktır. Gelsin diğer sorumuz. Yine arkadaşlar sınavda çıkma ihtimali çok çok yüksek olan bir soru tipi. Bazı sayılar verilmiş. Ne yapacağız? Büyükten küçüğe doğru sıralayacağız. Eksi 5 zaten bir şey yok. Eksi 5 olarak göreceğim. Burada arkadaşlar mutlak değer içerisinde eksi 2'yi görüyorsunuz. Bu mutlak değer içindeki sayının eksi olmasının bir önemi yok bu dışarıya pozitif olarak çıkacaktır. Yani eksi 2 nedir? Artı 2 olarak düşünülecektir. 0 0 zaten. Artı 3 yine arkadaşlar artı 3 olarak çıkacaktır. Eksi 4 yine mutlak değer içinde olduğu için ne yapmıyorum? Eksi olmasını umursamıyorum. Dışarıya artı 4 olarak çıkarıyorum. Eksi 1 zaten eksi 1. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Büyükten küçüğe doğru sıralayacağız. Hangisi en büyük? Dikkat edin arkadaşlar. Tabii ki artı 4 çıktığı için eksi 4 mutlak değer içerisinde Diğer sayılardan daha büyüktür. Bundan sonra hangisi gelir? Artı 3 gelir değil mi? Mutlak değer artı 3 diyorum. Ardından bakın artı 2 sonucumuz var. Mutlak değer eksi 2 ne eşitti? Artı 2 eşitti. Büyüktür. Artı 2'yi yazıyorum. Sırada ne var? Sıfır var. Bundan sonra eksi 5 mi eksi 1 mi? Tabii ki eksi 1. Çünkü eksi 1 eksi 5'ten daha büyüktür. Çünkü negatif tam sayılar sıfıra yaklaştıkça daha büyük değerlere ulaşırlar. Bunu da aklımızdan çıkarmıyoruz. Evet, doğru cevabımız bu şekilde olmalıdır. Diğer sorumuz bu sorumuzda kümelerden bazı ifadeler verilmiş. Doğruysa başına D, yanlışsa Y yazacağız. Birincisine baktığımızda P birleşim R kümesi sorulmuş. Ne yapıyoruz? Gördüğümüz bütün elemanları yazıyoruz. Kimler var? X var, 2 var, 3 var, 1 var, Y ve T var. Hepsi yazılmış mı? Evet, yazılmış. 6 tane eleman olması lazım. İfademiz doğrudur. İkincisine baktım. Bu neydi? Kesişim işaretiydi. Ne anlama geliyordu? Her iki kümede olan elemanlar. Yani bakın şu arada gördüğümüz alan arkadaşlar bize kesişim kümesini verecektir. Kim var burada? 2 var. Dolayısıyla P kesişim R 2'dir. Bir tane elemanı vardır. Demek ki cevabımız yine doğru olacaktır. Eğer başta bu şekilde S harfini gördüğümüzde bu ne anlama geliyordu? Eleman sayısı soruluyor bize. Yani P birleşim R kümesinin eleman sayısı sorulmuş. Kaç tane eleman görüyorsunuz? 1, 2, aradaki 2, 3, Y4, T5, 1, 6. Yani burada 6 tane eleman var. Arada gördüğümüz 2'yi hem P için hem R için ayrı ayrı saymıyoruz. Burada gördüğümüz 6 eleman yani bakın şu açılım P birleşim R kümesini bize veriyor. Kaç tane eleman var? 6 tane. O zaman buradaki eleman sayısı 7 değil 6 olmalıdır. İfade yanlıştır. Bu da arkadaşlar R kümesinin eleman sayısını sormuş. R kümesinin elemanları Y var, 1 var, T var, ayrıca 2 var. Bakın 2'yi unutmayacağız. Bu da 4 tane olmalıdır. Yine ifademiz yanlış olacaktır. Geçiyoruz diğer bölüme. Evet bundan sonra çoktan seçmeli sorularımız başlıyor. Birincisinde hangisi 60 sayısının sal çarpanlarından biri değildir diye soruyoruz. Ne yapacağız? 60'ı yazacağız, çizgiyi çekeceğiz. 2'ye böldüm 30. 2'ye böldüm 15 2'ye bölünmüyor 3'e geçtim. 3'e böldüm 5 5'e böldüm 1. Evet 1 oluncaya kadar bölmeye devam ettim. İşte arkadaşlar burada gördüğümüz sayılar 60 sayısının asal çarpanlarıdır. Birden fazla gördüğünüz sayıları kale almayın. Yani 60'ın asal çarpanları 2, 3 ve 5 şeklinde düşünülecektir. Yazalım. 2 var, 3 var, bir de 5 var. O zaman A'yı B'yi C'yi uçurdunuz. Cevabımız D seçeneği oldu. Geçiyorum 2'ye. 15 ve 18 sayılarının tüm ortak bölenleri hangi seçenekte bizlere verilmiş? 15'in bölenleri. 1 unutuluyor bazen. Lütfen unutmayın. 1 ile başlayın. 2'ye bölünüyor mu? Hayır. 3'e bölünür. 4'e bölünmez. 5'e bölünür. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bunların hiçbirine bölünmeyecektir. Yine kendisini unutmuyoruz. 15'e bölünür. İşte arkadaşlar 15'in bölenleri 4 taneymiş. 1, 3, 5 ve 15. Geçiyorum 18'e. 1'i unutmadım, 1'i yazdım. 1'e bölünüyor. 2'ye bölünüyor. 3'e bölünüyor. 4'e bölünmez, 5'e bölünmez. 6'ya bölünür. 7 8 bölünmez. 9'a bölünür. Tam yarıyı elde ettikten sonra bakmana gerek yok zaten. Ne yapacaksın? 10 11 12 13 14 15 16 17'ye bölünmez diyeceksin. Kendisini unutmayacaksın. Şimdi arkadaşlar bize burada tüm ortak bölenleri soruldu. 1 var mı? Evet var. Başka 2 var mı? Yok. Bakın 3 her ikisi için ortak 5, 6, 9, 15, 18 bunlar ortak değil. Yani iki tane ortak bileni var. Bunlar da 1 ve 3. A diyorum ve diğer soruya uçuyorum. Evet yine güzel bir soru. Sınavda çıkma ihtimali çok çok yüksek olan bir soru tipi. İki makineden biri 15 dakikada, diğeri 25 dakikada bir klima üretiyormuş. Bu makineler saat 10'da çalıştırılmışlar. Buna göre diyor ilk olarak saat kaçta aynı anda klima üretirler. Şimdi gençler iki tane makinemiz var. Yazalım. Birinci makine ve ikinci makine. Birinci makine ne yapıyor? 15 dakikada bir klima üretiyor. Yani 15 dakika sonra birinci üretimi yapacak. 15 daha ekle 30. Yani 15'in katlarını al. 15 daha ekle 45, 60, 75, 90 şeklinde üretim yaptığı dakikaları bulabilirsin. Ne yapıyor? 15 dakikada bir klimayı üretiyor. İkinci makine ise 25 dakikada bir klima üretiyordu. Yani ilk üretimi 25 dakika sonra yapacak. 25'in katlarını al. Bir dahaki üretimi 50 dakika sonra, sonra 75, sonra 100, sonra 125 şeklinde devam edecek. Ne soruluyor? Bu makineler saat 10'da birlikte çalıştırılmışlar. İlk olarak saat kaçta aynı anda klima üretirler. Arkadaşlar neye bakacağız? Bunların katlarının ilk olarak buluştuğu sayıya bakacağız. Yani bunlar acaba hangi aralıklarla birlikte klima üretirler buna bakıyorum. İlk olarak kaçta buluşturdum? Bakın 75'te. Bunu anlama geliyor. Bu makineler 75 dakikada bir aynı anda klima üretirler. Peki 75 dakika ne demek? Bakın 75 dakika aslında 60 artı 15'tir değil mi? Yani 60 dakika bir de 15 dakika. Peki bunu demektir? 1 saat 15 dakikadır. O zaman saat 10'a ne yapıyorum? 75 dakikayı ekliyorum. Ne demekti bu? 1 saat 15 dakikaydı. 1 saat sonra 11 olur. 15 dakika sonra da 11-15 olur. Yani saat 11-15'te ilk olarak birlikte klima üretirler. Cevabımız C seçeneği. Soru 4. Aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi küme belirtir diye soruyoruz. Yine sınavda yüksek ihtimalle çıkacaktır. En sevilen şarkılar. Arkadaşlar en sevilen şarkılar tartışılır değil mi? Yani biz burada bir küme belirtemeyiz. O zaman birinciyi uçurdunuz. M harfiyle başlayan aylar. Tabii ki küme belirtecektir. Mart var, Mayıs var. Bunları yazabiliyoruz. Bazı tatlı çeşitleri. Netlik var mı? Netlik yok. Belli değil. O zaman küme belirtmez diyoruz. Dörtten küçük doğal sayılar. Mesela A dersin eşittir. Kim bunlar? 0 var, 1 var, 2 var, 3 var. Bakın rahat şekilde yazabilirsin. Yani küme belirtir. Sınıfın zeki öğrencileri yine kişiden kişiye değiştiği için küme belirtmeyecektir. kaç tanesi belirtti 2 tanesi cevabımız a seçeneği oldu. Soru 5. 2k, 6 L sayısı 3 ve 5 ile kalansız olarak bölünebiliyormuş. Buna göre, k artı L en fazla kaç olabilir? diye sizlere soruyoruz. Şimdi arkadaşlar burada öncelikle 5 ile kalansız bölündüğünü kullanmak istiyorum. Neden? Çünkü bir sayı 5 ile kalansız bölünüyorsa, en sondaki sayı ne olacak? 0 olacak veya 5 olacak. Başka ihtimal var mı? Yok. O zaman birinci ihtimal şu. Sayımız 2, k, 6, 0 olabilir. Yani l gördüğüm yere 0 yazabilirim. Bir ihtimal daha var. O da 2, k, 6 ve 5 olabilir. Yani l gördüğüm yere aynı zamanda 5 de yazabilirim. Ben neyi arıyorum? k artı l'nin en büyük değerini arıyorum. Bakın k burada zaten 5. L yerine 0 yazabiliyorum veya K ile 5'i toplayabiliyorum. Hangisi avantajlı? E tabii ki K ile 5'i toplamak daha avantajlı. Yani bunu kullanacağız. Bu sayı aynı zamanda 3 ile de kalans olarak bölünebiliyormuş. O zaman arkadaşlar kural neydi? Burada gördüğümüz sayıları toplayacaktık. Bu sayı 3'ün katı olmak zorundaydı. Yani şunu söyleyelim. 5 6 daha 11 2 daha 13. 13 ile K'nin toplamı ne olacak? Tabii ki 3'ün katı olacak. Bunu da arkadaşlar sayımızın sağlaması gerekiyor. 3'ün katıysa ben k gördüğüm yere kaç yazarım? Mesela 13 3'ün katı değil. 14 3'ün katı değil ama 15 3'ün katı. Yani ben şurayı 15 yaparsam 3'ün katı olur. Bu durumda k'ye 2 verebilirim. Bakın 2 13 daha 15 3'ün katı. Bundan sonra 3 ekleyin. k 2 olur. 3 daha 5 olur. 3 daha 8 olur denerseniz yine 3'ün katı olduğunu görürsünüz. Bakın 5, 13 daha 18. 8, 13 daha 21. Hepsi 3'ün katı. En fazla kaç olur diye sorulmuştu. O zaman ne alacaksın? 8'i alacaksın. K artı ile en fazla kaç olurmuş? K gördüğüm yere 8 yazıyorum. L gördüğüm yere ise arkadaşlar 5 yazıyorum. Çünkü 5 sıfırdan daha büyüktür. 8, 5 daha 13 değerini bulmuş oluyorum. Cevabım C seçeneği. Gelsin soru 6. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi yanlıştır? Çok çok değerli, çok çok önemli bir sınav soru tipi. Şimdi burada kullanacağınız iki tane çok çok önemli kural var. Birinci kural şu. Eğer paydalar eşitse gençler payı büyük olan kesir daha büyüktür. A'ya bakın 5 bölü 13, 4 bölü 13, 3 bölü 13. Yani bunların paydaları eşit. O zaman ne diyeceksin? Paydalar eşitse payı büyük olan daha büyüktür diyeceksin. 5 var, 4 var, 3 var. Hangisi büyük? 5 büyük. Yani 5 bölü 13 tabii ki 4 bölü 13'ten o da 3 bölü 13'ten daha büyük olacaktır. A doğru. Diğer kural bakın bu sefer paylar eşitse ne diyoruz? Paydası küçük olan daha büyük diyoruz. Dikkat eğer bir sayıyı küçük bir sayıya bölersem çünkü sonuç ne çıkar? Daha büyük çıkar. B'ye bakın 6 bölü 9, 6 bölü 8, 6 bölü 7. Hepsinin payı eşit 6, 6 ve 6. O zaman ikinci özelliğe bak. Ne diyeceksin? Paylar eşitse paydası küçük olan daha büyük diyeceksin. Hangisinin paydası küçük? Bakın 7 daha küçük. O zaman bunun daha büyük olması gerekirdi. Yani sıralama hatalı cevap B olacak. Seri bir şekilde C ve D'ye de bakalım. Biraz daha iyi bir şekilde pekiştirmiş olun. 1 bölü 20, 1 bölü 21, 1 bölü 22. Paylar eşit 1, 1, 1. Paylar eşitse gençler paydası küçük olan daha büyük olur. Bakın 20 küçük. Demek ki bu daha büyük olacak. Sıralama doğru. D'ye baktık. 11 bölü 3, 9 bölü 3, 7 bölü 3. Paydalar eşit. Birinci özellik. Hepsi 3. Paydalar eşitse payı büyük olan daha büyüktür. Evet 11 9'dan 9 9'da 7'den daha büyük. Yani sıralama doğrudur. Bu yüzden cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet biraz da arkadaşlar kesirli sayılarda çarpma ve bölme yapalım. Birincisine baktık. 4 bölü çarpı 2 bölü 5. Çarpma yapmak çok kolay. Ne yapıyorsun? Pay ile payı çarpıyorsun. Sonucu paya yazıyorsun. Paydayla ile paydayı çarpıyorsun. Sonucu paydaya yazıyorsun. Birincisinde uzun uzun yazalım. Yani 4 ile 2'yi çarpacaksın. Bunu pay kısmına yazacaksın. 3 ile 5'i çarpacaksın. Bunu da payda kısmına yazacaksın. Bakın şimdi 4 kere 2, 8. Bunu pay kısmına yaz. Bölü 3 kere 5, 15. Bunu da paydaya yaz. Şöyle bak bakalım sadeleştirme var mı? Yok. O zaman sonuç 8 bölü 15 olacak. Birine baktım. 8 bölü 12 çarpı 4 bölü 6. Yine aynı mantıkla 8 ile 4'ü çarparsın. 12 ile 6'yı çarparsın. Sonuca ulaşırsın. Ama sadeleştirme varsa lütfen sadeleştirmeyi yap. Çünkü kafan çok daha rahat olacak. Bakın arkadaşlar. 8'i 4'e böldüm. 2. 12'yi 4'e böldüm. 3. Aynı mantıkla. 4'ü 2'ye böldüm. 2. 6'ı 2'ye böldüm. 3. Artık sonuç benim için çok daha basit oldu. Yukarıda kimler var? 2'ye 2 var. 2 çarpı 2. 4'ü yaz. Altta kim var? 3'e 3 var. 3 kere 3. 9'u yaz. Cevap 4 bölü 9 olsun. Peki bölmeyi nasıl yapıyoruz? Kural şu. Birinciyi aynen yaz. Yani 3 bölü 5'i aynen yaz. İkincisini ters çevir. 7 bölü 2 yaz. Bakın ne yaptım? 7'yi yukarıya attım. 2'yi 6 aldım. Ve bunları çarp. Aslında ne yaptık? Birinciyi aynen yazdık. ikinciyi ters çevirdik. Bunları çarptık. İşte arkadaşlar bölme bu şekilde yapılıyor. Bundan sonrasını biliyorsunuz zaten. 3 kere 7 21. Bunu yukarıya yazdın. Bölü 5 kere 2 10. Bunu da payda kısmına yazdın. Sonucu 21 bölü 10 olarak bulmuş oldun. Alttakine baktım. 9 bölü 15 bölü 2 bölü 3. İsterseniz direkt burada sadeleştirme yapabilirsiniz. Kafanız karışmasın. Uzun uzun yazalım. 9 bölü 15'i aynen yaz. İkincisini ters çevir. Yani 3 yukarı 2 aşağı. 3 bölü 2 olarak yaz. Ve bunları çarp. Şimdi arkadaşlar sadeleştirelim. Daha rahat oldu. 3'e böldüm. 3. 3'e böldüm. 5. 3 kere 3. Bakın üstte 3 ve 3 var. 3 kere 3. 9 yazdım. Bölü. Payda kısmında 5 ve 2 var. 5 kere 2. 10 yazdım. Sonucu 9 bölü 10 olarak bulmuş oldum. Bu kadar basit. Son sorumuza geçiyoruz. Güzel bir soruyla sınavımızı noktalıyoruz. Yine çok sevilen ve sınavlarda sık sık sorulan bir sınav soru tipidir. Odaklanıyoruz gençler. İrem parasının 4'te biriyle kahve, kalan parasının 3'te 2'siyle tatlı alıyormuş. Başlangıçta 48 lirası varmış. Buna göre diyor geriye kaç lirası kalır? Bakalım kahveye ne kadar verdi? Kahve diyorum parasının dört devriyle kahve almıştı. Ne kadar parası vardı? 48 lirası vardı. Yani 48'in dörtte birini bulacağız. Bu ne anlama geliyor? 48'i 1 bölü 4 ile çarpacağız. Burada doğrudan 4 ile 48'i sadeleştirebilirsiniz. Hocam benim burada çok kafam karışıyor diyorsanız altına bir tane gizli bir yaz ve çaktırmadan çarp. 48 kere bir, 48 bölü 1 kere 4, 4. Bakın olay bitti. 48'i 4'e böl sonuç 12. Yani kahveye 12 lira vermiştir. Şu anda kaç parası kaldı? Kalan parasının çünkü 3'te 2'sini tatlıya verecek. 48 lirası vardı. 12 lirasıyla kahve aldı. Geriye 36 lirası kaldı. Şimdi 36 liranın 3'te 2'sini bulacağız. O da bize tatlı parasını vermiş olacak. Evet tatlı diyorum arkadaşlar. 36'nın 3'te 2'sini buluyorum. Ne yapıyoruz? 36'yı 2 bölü 3 ile çarpıyoruz. Yine aynı mantığı kullanacağım. Altta gizli bir var diyeceğim. 36 çarpı 2 72 geldi. 3 kere 1 3 geldi. 72'yi 3'e böldüğünüzde sonucu 24 lira olarak bulmuş olursunuz. Yani kahveye 12 lira verdi. Tatlıya 24 lira verdi. O zaman arkadaşlar ne kadar harcama yaptı? Toplayalım. Bakın kahve artı tatlı diyelim. Nedir? 12 artı 24'tür. Yani 36 lira vermiş şu ikisine. Kaptınız mı? 36 lira tuttu bunlar. Başlangıçta 48 lirası vardı. Hemen kalanı beraberce bulalım. 48 liranın 36 lirasını harcadıysa geriye 12 lira kalacaktır. Cevabımız 12 olacaktır. Değerli öğrenciler bu dersimizde sizlerle birlikte matematik sınavı öncesinde süper bir hazırlık çalışması yaptık ve sınavda çıkabilecek tarzda örnek sorular çözdük. Umarım verimli olmuştur. Diğer yazılı hazırlık çalışmalarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.